Hepinize selamlar, sevgiler, merhabalar. Hayırlı günler. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız ben bugünlerde bir iş görmeyeyim. Azıcık evde uğraştık. Sarımsak aldıydım gulaş pazarından. Çatıdaydı, onu da Vulkan'a indirttim. Diğerli takipçilerimiz. Dolaba atmak için bunları soyuyorum. Arzu da çıktı yazık bana yardım etmeye de. Davudal Hanım'ız iş göstermedi. Ben de içeri gönderdim onları. Bıçaklar da burada kaldı. Tutup şuralara atıyor sarımsağını Vulkan. Atar. Bu. Ben de attım. Yıkayacağım zaten de. Şöyle buzdolabına koymak için soyuyorum. Ya neyse çatıda içi boşalıyor, öylece kalıyor. Ha biraz daha var da hepsini yapmadım. Bugün de bundan uğraşayım diye. Gel buraya. Bugünlük yaptığımız işler. İşte sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Biz Davut Altan'ı 3 kişi avda mayıyor. Öyle bir bizi kandırıyor. Kaçıyor ki. Şimdi pencereden çağırıyor. Anası bağırıyor. Sen kapattın içeriye. Ha? İçeride düdüklü tencere, tava herhalde ortada öyle mi? Daha içinde seni mi kaldırdın? Ben yukarılara onun haberi yok, saklı olmayacağım. Her şeyi getireyim diyor, mutfak dolabını buraya çekeyim diyor odaya. Her tencereyle oynayayım diyor. Sen herhalde üşütmüşsün bu hamburgunu niyeyse. Ha bize ben soğuk bir şey yemedim. Ne vurdun ya? Ben ders çalışıyordum. Bugün de üniversite sınavı vardı. Sınava giren öğrencilerimize de Allah'ım kolaylık versin. İstedikleri bölümde inşallah kazanırlar. De yarın da var herhalde. Yarın da AYT var. Bugün hepsine TYT. Hepsine kolay gelsin. Hayırlı mesleklere, okullara iyileştirsin Rabbim. Cümlemizin çoluğunu çocuğunu. Bugün sınav varmış. Seneye sen de bu vakitlerde geleceksin herhalde. Hayırlısı. Bir sene kaldı sen. Bir senen kalmış Furkan. Son şeylerine ya, çok sıkı çalışman lazım. Geç çalışıyorum da Rabbim herkesin çoluğuna çocuğuna iyi iller okuyanlara nasip etsin inşallah. Çocuklar kafasını çürütüyorlar. Bizden geçmiş gayrı kafanı mı katıl? Öncelerden sizin döneminizde böyle üniversite sınavı işi şey yokmuş ki. Doğru da herhalde ben bilmiyorum ki. Kim okuttu da beni? Ya yani liseyi bitiren geçiyormuş yani. Meslek sahibi oluyordu aynen. Şu anda üniversiteyi bitirsem bile Türkiye'de o kadar çok üniversite var ki iş bulamıyorum. O zaman liseyi bitirenler hep memur oluyordu. Şu anda liseyi değil, İyi üniversiteyi bitiremeyen bazıları bile olamıyor meslek ki. Yani lise bile, diyor. Ortaokula bile gidemedim. İlkokul mezunu. Bir de şeyden dolayı herhalde nüfus da arttı. Önceden azdı. Bilmem bari. Eskiden bu kadar şey yoktu okumanın. 2,5 milyon kişi giriyormuş sınava. Allah'ım hepsine zihin açıklığı versin. Kolaylıklar versin. Cümlenin evladına. Hayırlı iller. İnşallah Allah'ım büyük. Biz nasıl olsa buralarda babamla ikimiz diyor ama gıdıklar. Kendinizi kurtar. Görüyorsunuz bizim halimizi. İnşaatta çalışıyor baban emekliliği için de. İnşaat çekilir bir şey değil. Ama meşgulluktan çalışıyor. Bulmam o iyi evdeyken iyiydi. Kıpkırmızı kızı. Yanmış. Simsiyah olmuş adam. Her iş zor. Talla işi. İnşaat işi. İnşallah okuyup sırtınızı bir devlete atarsınız. Kayıyor bunlar elimden bazen. Benim de tarlanın ikinci çapası yapılacak da. Bende hayır yok. Bir çapa yaptım, hastaladım, doktora gittim, doktorluk oldum.
Sinek de tam kameranın önüne geliyor. İkincisini de akşamdan damlamaya açalım da. Yağmur, hani ya iki yağmur bekledik. Ağdı, döndü, yok. Yağmaz, hava yumuşak. Biri açıldı ki. Şit. Saati vur da ben 2-3 gündür niyeyse uyanamıyorum. İlkenden uyanırdım. 4'e mi? 4'e mi Kur'an? 4'te sapağından zaten aydınlık oluyor. Siz yatarken ben o tarlayı bir halledeyim yine. Dinlene dinlene. Ya neyse bir daha içine girilmez. Kötü düzenleri yok da otları var ama. Tabanmalar hiç büyümedi. Arasına bitmeyi ileri attım. Yetişecek mi? Bu sene ne bileyim nasıl? Geçen sene iki şey damlama şey bana gittiydi bamya. Bu sene de zor. İnşallah olur. Ben de çokça ektiydim iyi olur diye. Neyse birazdan devam edelim. Evet sevgili izleyenlerimiz. Ben sarımsağı bitirdim. Arzu da bize bir çay yapmış. Sağ olsun, eline sağlık. Daha Dultan'ın yüzünden çay da içeceğim yok. Sorarsanız bak. Otur, otur sen otur. Bay bay dedim. Size yine şey gitti tanı. Bay bay başladı. Sütünü iç. Uyusun da içelim dedi mi uyumuyor. Yok uykuyla terk ettik. Seni bile uyudu. Beni de uyuyor esas. Öğlenden yatıyorum bir dağda falan. Sen otur ben sana vereyim hadi. Otur sen. Sandalye. Bunu kandırmaya ben yatıyorum. Benim uykum geliyor. Bunun uykusu ne yok. Ben sevgili senin dün yattım. Gözüm azıcık içim geçiyormuş. Çaydanlığı bir attı bana. Haydi. Kapak geldi tın dedi burnuma. Ondan sonra bir kalktım. Arzu'ya diyordum da. Uyup neydi bak havamıza düdüklü vurur diye. Ya düdüklü ya tencereye yırık diyordum. Ben yedim çaydanlığın şeyini kapağını. Vurma şeyiyle de şöyleydi bir de. Serpi bir de şeyi. Oynarken kapağı. Çocuk aklı vurur da hiç belli olmaz. Tencereyle şeyle oynuyor. Senin gözün kapandı diye gelir vurur. Bana bıçak keskinlerini getirmiş bunu duydu. Geçen seneydi o. İyi ki kafayı delmedi benim. Niye vuruyorsun sen? Kafayı deliyor. Yaramazlığından kendine de düşüyor. Hiç durmadan şey diyor, bir de ters giyiyor ayakkabısını. Yarası hiç açık olmuyor. Terlik istediğine, sevindiğinden ona bir ters giyiyor, bir çıkarıyor, bir eve getiriyor. Altını yıkıyor, eve sokuyor bazen terlikleri güzelce yıkayıp. Yok mu? Bitti mi? Tamam, afiyet olsun. Oh diyor da. Tamam, otur artık. Yine geliyor. Otur, ben sana yapacağım tekrar, otur sen. Bu yaşlı herifler gibi hani şu çaycı şeyci adamlar olur ya yaşlı. Hani onlar gibi. Yani ne nerede şey varsa zararlı onlar içiyor. Bunu içemez sen acı. İyi. Tamam seninki bitti. Bu bitki çayı yapmış annem. Bitki çayı oğlum. Hı? Geldi. Onlar acı. Oh. Ama düze binme bir diye düşen tamam mı? Gitme oraya. Kaan çalışıyor mu düdüdüm ya? Kaanıcak da bozulmuş. Değerli takipçilerimiz. Kaanıcağı da bozduk daha bir iki ay olmadı. Otur şuraya geç. Kaan ne var? Bir gitme oğlum otur. Bazen bir oturuyor öylece. Ben de bilmiyorum. Son gazına bastan da gitmiyor. Elim dedim bir şurada pazarda ne kullanayım dedim ama kullanamadık. Hadi onu. Onu bir gösterseniz. Otur otur. Otur. Otur anne. Onu göstereceksin de Aksaray'a götüremezdik biz onu. Ben neyle götüreyim Aksaray'a da? Kamyon tutacağım ona, ben hiç tutmam. İyi o zaman para ödemen gerekir anne. Başka yerde yaptırırsın. O para ödeyeceksin, o kamyon parasını yaptıracaksın. Yapacak bir şey yok. Aksaray'a ince kamyonet bir şey tutacaksın. Baban geldi. Babam geldi. Ne ya? Kahveye yetişti. Kahveye yetişmiş. Kahve koştaydı zaten. Ağabeyi bilmiş o da. Yavaş yavaş yavaş. İndi indi. Dede geliyor. Düştün mü oğlum? Hayır. Onu pati ettin işte. O hiç durmadan. Çekim mi yapıyorsun lan? Hayır. Merhabalar herkese. Ya niye karanlık çıkıyor az ya?
Niye düştün sen? Buran niye düştü? Sana nereden geçsin, oradan karanlık çıkıyor. Nereden düştü bu? Bak o yandan bir şey görüyorum. Öyle değil mi? Az hafif karanlık ya olsun. Hayırdır, sen de sürprizimi sever misin? Ya geliyorlar adamlar, ben de yanlarına düştüm geldim. O kim de getiriyor? Bu Yücel ya. O da mı orada? Bu tarafa doğru geliyordur büyük ihtimalle. Göle doğru geliyormuş o. Bunu niye düşürdünüz? Ben de araba burada çiğdince ben de diyorum Allah Allah, bu araba burada niye duruyor? Sürpriz misafir de paperimiz yok. Bayram değil, seyran değil. Ya, bu araba hani bir şey mi soracak diye sonra baktım ki. Oğlum niye düştün sen? Mavi tişörtü. Niye düştün sen? Ayağı takılıyor. Bakayım mı düştüğün yere bir. Ayakkabıların ters giyiyor, o şarkı bakayım. Düşüyoruz. Vay, kötü etmişsin ya onu. Burnu iyileştirdik şimdi ne ora. Kine ucuz kurtardı. Ben de güneşin anında bulundum, neye kalktı var? İyi olmuşsun. Güneşin karşısında çalışıyor. Biz de öyle bir dışarı çıktı da Davut Atan uyudup içelim dedik. O bizi uyuduyor hepimizi. Onu ne bıraktı? Uyumuyor. Gündüz hiç yatmıyor. Hiç. Full mu bıraktı? Oğlum mu uyuyor? Full mu? Tamamen bıraktı. Tamamen bıraktın da uyuyor. Yapmıyor musun? Yap arada bir canım. Ben de sarımsakları soydum, oraya koydum da daha. Dede nereye gidiyor oğlum? Onu da birazdan. Akşam bakıyor, varsa bakıyor. Deden nerede senin? Sen de kayboluyorsun. Uyuyor gibi oluyor akşamına sabah yok. Gidiyor, bakıyor. Baba motor yine takıldı. Motor bozuk. Aradım servisini. Adamlar faturasını kargoyla gönderecek bana. Evet. Şey Aksaray'da şey var da dedi, sizin durumunuz var mı Aksaray'a göndermeye onu dedi. Yok. Bizim yok dedim. İlçede yok muymuş? Yokmuş herhalde. İlçede yok dedi. Merkezde varmış bir tane. Sitmex değil mi? Nerede? Baktı. Şey dedi ya. Olmazsa dedi sizin oradan birine de gösterebilirsiniz dedi. Yani pek önemli bir şey yoktur onun dedi. Bir gösterin gene Burkan'a. Yani onda büyük ihtimalle el frenin de şey diyor. Fren takılı kalıyor yani. Son giderken de ses çıkarıyor. Şu anda gidiyor baba. Ne yaptığı da boşta duruyorum. Yani yavaş mı gidiyor? Yok, şu anda normal gidiyor. Bazen takılıyor. Onda bir sorun olmasa takılmaz ki. Onun 3 ayda bir şeyini yaptıracağız. Adam dedi ki onun normalde dedi şehirde yaşayanlar dedi 3 ayda bir bakıma sokulurmuş bu. Bakılırmış. Her şeyine bakarlarmış. Daha ben de 1 ayda bozuldum, ne 1 ay diyor. 3 ay bitmiş. 3 ay olmuş diyor. Adam baktı 4. ayın ne bileyim kaçında almışsınız dedi. 1 ay değil mi? Benim Anıcak'ta gidecek elden böyle olacak. Annem sen işini bitirdin. Tamam afiyet olsun. O Eskişehir'i aradım işte. İşini sen göbüşünde doğurmuş. İnternetten almayacak. İnternetten değil, Aksaray'dan alsan da bura servisi gelmez. Bak bunun da varmış Aksaray'da servisi. Hadi götür. Götürebilir misin? Aksaray'a mı? İyi. Nerede gelmiş? Adam dedi ki Aksaray'a siz götürseniz o verdiğiniz paraya değmez dedi o araca dedi. Kendine bir şeyle götürecek ya, kendi gidemez. Yani büyük ihtimalle önemli bir şey değildir dedi. O fren yerlerini hafif oynat dedi. O gider dedi bana. 8 saat bekleyeceksin şarjını. Ama arada bir takılıyor niyeyse. El frenini iptal edelim. Nasıl el frenini? Gevşedelim, iptal olsun. Gevşedelim de bir gösterim varmış. Sen niye gevşediyorsun kendi? Ama el frenini şimdi şey dersen bayırda durduğun anda motor giderdi tamam. İki tane fren var ya onu kullanırım. Sen bir aman dur hele, sen tahmin ne değilsin aman. Bugün gelip de onu da frenini... Halledip bizi de şeyden uçurumdan atma giderken. Annem koyar ondan sonra bayıra motor gider kendi bu görmez. Dursan alalım diye koşar arkasından ondan sonra. Tamam da şunu alalım dediniz, alalım dedi. Benim ne suçum var? Daha iki kere binmedim ya. Şuradan bir biniyorum, şoför bize bir bor zaten. Ben hiç görmedim. Ben ne yapıyor bilmiyorum ki buraya son sürat üçüne giriyor, vitesi öylece devam ediyor. Herhalde en fazla üç sefer binmişsiniz. Kendim sürmeli. Duruma göre bir tek değiştirme yok. Bakalım bir daha kötü bakıyorsun. Sen de daha şeyin arkasında kötü bakıyorsun. Tamam işte. Değil ki sen kaç kere bindin bunu? Şuraya dönerken en azından evine gel buraya da vitesi düşür. Düşersin yine gel buraya. Gel anneyim. Pış gel olur şuraya yine pış olur. Sandalyene otur gel buraya. Gel. Daha zaten geç. Şuraya geç. Ama seni öpeceklermiş orada ama gelene. Beni bir al diye. Oradaki ablalar buna öpeceklermiş. Şöyle bay bay et be. Davudatan bay bay et. Şuraya doğru. Şöyle yap bir de. Bak Davudatan. Avva yap ablaları. Haydi. Keyfi yok. Düşmüş bu. Bakmamışsın çocuğa. Ya sen burada olsan bakan herhalde. Ben hiç öyle yapmam. O bizim hepimize şey diyor. Gel buraya bakayım be. Bak. Bir de öpücük at ablalara. Allah. Ha? Aman Davudatan da avva yap. Düşmesen. Allah. Öpücüğü de avva. Avva. Yok sen içtin
Sen içtin mi? Peki şeyin sana ben vereyim ya. Çabasız bilme ya. Biz onu kandırdık sütüne şeyine. Ya. Süt verdik biz onunla içine ne sütü zaten. Şuradan lira düştün. Lira. Şşş oldu. Allah Allah. Şşş oldu çocuk. Niçin soldun? Niye iyi basmıyorsun sen? Hı? Ama bir şey olmuş. Bazen arada olurdu. Bunu da orada tellik giymiş, büyük tellik. Ondan düşmüşmüş. Bununla iyileştim. Burası. Sağ ol. Bak bak yine çıkarıyor. Kendi başına bunu salmak diye git ya. Kendi başına mı salıyorsun? Şurada yanında bile tokoz deyip düşüyor. Burada düştük bak. Bu şuralarda düşmüş. Aşağıda düşmeye de. Şey bu tarafta diyorsunuz ya. Koyun mu? Onda gerçi koyun mu? Oğlum kaldı? Koyun saati bak şimdi. Böyle gidiyordur. Vallahi giderler. Koyun saatinde koruncası geçti. O Furkan zaman görüşmeyeli ne yapıyorsun lan? Furkan iyi derslerinden. Değerli dostlarımız ben de biliyorsunuz bir işe başladım. Canım isterse orada kalıyorum. Canım isterse buraya geliyorum. Sen de şey biz çekim yaparken bir suçuyu gibi çıkıyorsun hiç sessizce oradan. Cumartesi pazarda devam ediyor değil mi oradaki iş? Ya orada gündelik çalışıyoruz. Cumartesi pazarı yok yani. Çalıştığım bu kadar para veriyoruz. Pazar günleri de çalışıyorsunuz yani. Çalışmazsan para yok. Gün önemli değil anne. İster çalış ister çalışma ama. Hayda kaç yemeyen varsa 20 mi 20 para sağlar. İyi, iyiymiş. Sana kalmış çalışmak. Ay Allah'ım sen ne yapıyorsun ya Rabbi. Bizde sıkıntı yok, kimse yok. Baksana etrafımızda incin top oyunu olur. Tavdaltan da burada öyle kalkıyor, bir şey yok. Arfem gel, daha az önce girdi, tezek dolduruyor. Şurayı boşalttılar. Burayı tertemiz yaptı ki, bitirdi. Sabah ta 5'te girişmiş. Biraz yerinizde ben doldursaydım diyeydim. Didi çağırdı da ben gitmedim. Didi demedi, değil mi? Gel buraya doldur dedi de gitmedim. Sağ ol dedi. Ya. Hava hep dönüyor ya. Ben dedim ki aman diyeyim yazı da geçiyor stansa dedim. Götürüyorsun, kaçırıyorsun içeri dedim. Hani ya bak gitti gidiyor, yine. Gidiyor, hava yapıyor. Yine gitti. Rüya muşisi yok. Dede gidiyor değil mi? Dede nereye gidiyor? Kayboluyor. Nereye gidiyor ki? Dede gidiyor ya, nereye gidiyor ki? Yok. Gidiyor dede. İyi. Sabah bakıyorsun yok. Yok dede. Kahvaltıda yoksun, akşam görünüyor. Nereye gidiyor, nereye gidiyor ki? Gel. Kan sulanıyor mu? Yaş değilim. Şuradan bir bakalım. Sulanıyor. Damlamalar. Hiç düzeni yok da yine de. İlaç attırdım kardeşin abi. Her şeyi ilaçladık. Şu ağacı da ilaçladık. Annesinin ilaçladık. O küçük şeyle olmamış da amcam bir de büyüğüyle ilaçladı bunu. Dur dur düşen düşen. Bak yine gidiyor bak. Bak bak düşecek gördün mü? Böyle gidiyor. Al oğlum. Işte, bak. Kaç, al da, bak şuna kaçışına bak. Gel oğlum. Ya kahvede bunu seviyorsun. Niye? Acıktın mı? Soğuk sıcağınız kıyafeti ayrı. Sen buzumu niye götürmedin ya? Buzum hastaydım ya. Ya buz koyuldu götüreceğim dedi. Ne? Biri düşündüm hastaya gerek yok. Duruyor daha o şişe. O zaman çıkarayım onu. Şuradan giderken unuttum. Şurada aklıma geldi. Gireceğiz lan sen hastasın dedi. Düzelmedin ya daha sesin giremiyor. Güzeldim de yine de yetsin dedi. Sesin bunun şeyinden dıkacından belli. Yo iyiyim ya şimdi de. Yok ses yine var. Çorabaya yakın daha az kaldı. Alo. Hemşire geçirmiş bak. Aynı zemer ayında gibiyim ya. Hastaladım. İçerledim bir de soğuk su içtim. Soğuk su içersen hasta. Ama soğuk su öyle güzel gidiyorum da. İlacı... Geçen gün içeri dolmuşsun. Götürmedim aklıma geldi diyor ya. Götürmedim de. Onu geç götürmedim. Pompaya şeyi doldurmuş gelmiş kardeşim. Anne her şeyini ilaçlı olur. Oğlum nasıl oluyor? Avarını hep dallarını. Ben dedi bizimkiler de şey zaten tamam, geleceğe dedi. Yok.
Bir dala sıktı, bir avallara sıktı. Ben karışmam, kuru savarınızla gittim. Niye ilacı? Her şeyi katmış içine. Ne ilacı? Mehmet abinin verdiğini ben şuna sıktım işte. Gendi yapmış anında. Ne yapmış anne? Yani keşke yapmasaydım. Büzükmüş ya. Yo, büzüklüğü açıldı daha. Pirecik varken iyice büzük oldu. Ne kadar dökülmüş şuraya kara kara. Sanmam. He canım, süpürürken ondan ben değil, korkuyorum. Ondan değil, ucunda yapraklar ne şey etmiş. Yo, pirecik büzük. İyice akıp iniyordu ama bunlar. İlaca bağlı olarak bozulmuş yani. Yo, ilacı açtı bak, Furkan'ın sıktığı iller gazetelerin şişe açıldı. Neyse, Furkan'ın zaten şeysi yok. Meyvesi yoksa ben de. Her ağaçtan akıyor anne. Bu akasadın da akıyor orada. Elma ilacı katmış, kukurdu atmış, ne bim ne patates ilacı katmış kardeşim poplanın içine hepsi. Annen hepsi kuruz ya kurusun demiş. Sık, beni güne de sıktırdı. Yarınlar da var, kurusa ben karışmam. Kafasına göre iş yapmıyor canım. Bir şey yok. Her hastanın yerine göre bir ilaç. Bir şey olmamış da bamyam hasta. Şey ilaçtan değil. Koku var ya çıkardıydım. Yüzünden şöyle kuru uyuyor. Kokunu çıkardım simsiyah. Arzuya da gösterdim. Şu demir rengi. Çürüyor. Kuk hastalığı olmuş ondan. Ne mi oldu ki? Şöyle kukunda siyahlaşıyor. Bir diğer kezdi. Eksemde oluyor geri çıkanlar. O zaman bu sene yok senin bamyan. Gel oğlum. O zaman senin bamyan yok diyeceğine kuk hastalığı varmış. İlacı olurmuş onun. Senin bamyan yok diyor. Yok o ya. İyi de tarlaya boştayken ot ilacı aktı. Niye ötekilerde bir şey yok ya? Onlar gayet iyi lan. Anne sorar mı şeyimi? Aldığım mı? Sor. Sor öbür domateslerde pirecik vardı da öyle bir hastalığı yok. Sadece bamya ile fasulye, fasulyede de var. Ne olursa onu kullan, ne yapayım sen? Olmayan da bizden değil, ne yapayım? Aldırırım ilacını, sen git bana bak nereye gidiyorsan. Ben kendim alırım. Kime aldıracak? Kimi bulursam, kendim gider alır gelirim. Ya bu ilaç aldırmasın diye uğraşıyorum. Bu bana. İlaçlar insan hayatında... Tamam da... Kuruyor diyor. Şöyle siyahlaşmış yazık mı denir ektiğin şeyi? Yani şu kimyasalı şu topraklardan bir kaldıralım diye uğraşıyor. Anlamıyor ki beni. Bu da her çeşidinden sallanıyor. Hangi Allah ilaç ya. Varsa onu getirin sefile. Hangi ilaç varsa. Azı bu ne diyor ya? Sen de haksızsın ya. Ne haksızım? Tamam da kuruyor yazık diyorum. Yazık meydana gelmiş şu kadar olmuş. Önceden ot ilacı açtırdı. Şimdi onun etkisine bağlı olarak. Onun etkisi neydi? Sevgili izleyenlerimiz yine şey etti kendine kovurdu. Yo. Laf saymaya başladı. Arfenge hep atmış ot ilacını ekerken. Şimdi bir şey yok muymuş? Yok. Ben atıyorum diyor, sor istersen. Ekmeden atıyormuş. Neyse, değerli izleyenlerimiz, bizim kavgamız başladı, kusura bakmayın. Sorayım bakayım, mühendis geldi. Haydi hepinize hayırlı akşamlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalın, hoşça kalın. Bir türlü kabul ettiremiyorum ya. Hoşça kalın değerli dostlar. Hoşça kalın.